Herkese merhaba dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Yine bir yol videosuyla karşınızdayım. Videonun başlığından da belli olacağı gibi Peugeot 2008 aracıyla alakalı çok sorular geliyor. Daha önce videolarım var, bayağı izlendi. Türkiye'de ilk alanlardanız. Bunlarla ilgili deneyim videosu falan çektim. Kanalda da mevcut 2 adet videom var Peugeot 2008 ile alakalı. Ama yine o videolar tabii eskiyince tabii az daha görünür oluyor. Yeniden konuyu tazelemek açısından hem de bana gelen soruların çokluğundan dolayı bu videoyu çekme gereğinde bulundum. Şöyle halı sahaya gidiyorum. Hem halı sahaya giderken de çekeyim dedim. Kanalımı ilk defa görüyorsanız kanalım araç temizliği ve bakımı üzerine bir kanal ağırlık olarak, ama araba videoları da çekiyorum böyle az da olsa. Eğer takip ederseniz sevinirim. 4000 olmam az kalmış. Yavaş yavaş emin adımlarla ilerliyoruz. İsmim Hasan. İzmir'de yaşıyorum. 32 yaşındayım. Neyse konuya gelelim. Çok uzatmayayım. Şimdi Peugeot 2008 alacak olan çok insan var. Artık araba göz aşinalığı oldu. Herkes Peugeot 2008'i biliyor. Tabii herkes Peugeot 2008'in videosunu çekiyor. Ama en iyi, en güzel yerlerini gösteriyorlar. Tabi bu arabaların kronikleri var, problemleri var, iyi yönleri var, artıları var, sıkıntıları var. Yani var da çok sıkıntısı yok da hani biz her şeyini değineceğiz şimdi. Daha önceki videomda anlattığım gibi. Hatta bir 2008 var GT ile, canım benim. Bu arada ben Megane 2 kullanıyorum. Ve Peugeot'u satıp başka bir şeylere değerlendirdik. Onun yerine Megane 2 aldık. Onunla idare ediyoruz. Öncelikle bendeki paketi söyleyeyim. Vertigo mavi. 1.2 130 beygir GT Line'da arkadaşlar, cam tavanlı. Avrupa paketi diye geçiyor. Pandemide almıştım ben 2020 yılında. Yaklaşık 1,5 sene kullandım ben bu aracı. Epey de güzel yollarda yaptık. Uzun yolda, kısa yol, yani şehir içinde de kullandık. Öncelikle arabanın motorundan başlayalım. Bilmeyen arkadaşlar, ben de ilk başta çok ön yargılıydım. 1.2 bu arabaya gider mi, gitmez mi? Öncelikle motor kısmında 1.2 otomatik için bahsediyorum ben bu arada. Manuel için bahsetmiyorum. Benim kullandığım 8'leriydi. AET. 1.2 130 beygir, 240 da tork var arkadaşlar. Turbolu bir araç. Yani çekiş konusunda, güç konusunda kesinlikle ama kesinlikle kafanızda bir soru işareti kalmasın. Arabaya çakılı 5 kişi oturup arkada yük atın. Canavar gibi yokuş yukarı çıkarsınız. Hiç bayılma, hiç yolda böyle şey yapma gibi bir şey yok. İstedikçe istiyor, istedikçe istiyor araç. Motor konusunda herhangi bir probleminiz olmasın. Biraz sarsıntılı çalışıyor. 3 silindir olduğu için normal. Ustalar da buna normal diyor. Zaten 1.2 tur Purtek ödüllü bir motor. Kendini kanıtlamış motor. Kronik problemleri var diyorlar. Su eksiltme vesaire diye. Ben yakın çevremde görmedim. Yakıt konusuna gelirsek ortalama 7.5-7.6 idi şehir içi arkadaşlar. Daha altına düşmeniz mümkün değil. Yani sakin kullanımda 7.6-7.5, uzun yolda da 6.5 ile 5.5 arası görebilirsiniz dostlar. Arabanın motor kısmında ve vites kısmında şanzıman olarak, oraya da değinelim. Şanzıman olarak muazzam bir şanzıman. Piyasadaki alınabilecek en düzgün şanzıman diyebilirim. DSG'de kullandık. Başka şanzımanları da kullandık. Müthiş. Sadece 2'den 3'e geçerken hafif bir hissettiriyor. Başka hiçbir şey yok. Bebek. Motor konusunu kapatalım. Gelelim şöyle dış aksama. Bu aracı alacaksanız benden size tavsiye, GT Line alın. Yani paranız varsa bu araba alın. Paranız yoksa almayın arkadaşlar. Çünkü öndeki o aslan dişi pençe olayı eğer arabada yoksa, bu arabanın bence hiçbir özelliği yok benim gözümde. Dış karizma olarak eğer görsellik arıyorsanız o aslan pençesi mutlaka olmalı. O aslan pençesi de maalesef GT Line ve GT paketlerinde var. Yolda trafik maşallah. İnşallah maç yetişiriz. Yani bu arabanın dolu paketini alacaksınız. Benim kendi altın kuralım, dolu paket alıp dolu pakete binip dolu paketi satmak her zaman daha kolay. Bu tecrübem benim. Aldığım araçların hepsi dolu paket oldu ve hepsini çabuk sattım. Peugeot 2008'de 45 dakika içinde sattım. Ön far grubunda eğer
GT ile alacaksanız aydınlatması müthiş. Efsane. Gündüz yolculuktansa gece yolculuğunu tavsiye de istersiniz. O derece güzel aydınlatıyor. Akıllı far asistanı var zaten. Kör dağlık yollarda kendi uzun farları açıp karşıdan bir ışık ve araba geldiğinde kendi kapatabiliyor. Bu da çok güzel bir özellik. Yorulmuyorsunuz. Kendiniz uzun kısa uzun kısa yapmıyorsunuz. Araç sizin yerinize yapıyor arkadaşlar. Aracın kaportasına gelirsek eğer, aracın kaportası bir bayan kadar narin, bir kadın kadar narin arkadaşlar. Kaportaya çok özenli davranmalısınız. Yoksa rüzgardan bile çizilebiliyor yani. Bu kadar çabuk çizilen bir araç görmedim. Fransızlar maalesef bu konuda çok başarısızlar. Kaporta ve boya, vernik olayları çok hassas, çok ince. Anında gidiyor, anında zarar görüyor. Çok bakımlı olmanız lazım ki benim kanalımı takip ediyorsanız bilirsiniz araca nasıl baktığımı. Yani ben bile yıkarken, bir şey yaparken bir bakıyorsun çizilmiş şey olmuş yani. Dış kaporta kısmında kesinlikle araba alırsanız bu araçları kaplama yapın. Şeffaf kaplama yapın doğru yerde. Biraz para verin. Uzun sene kullanacaksanız, satmayacaksanız kaplamayı tavsiye ederim. Cam tavanını alacaksanız cam tavan hassas. 3-5 ay sonra tıkır 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 ses yapmaya başlıyor. Onu mümkün mertebe yağlamanız lazım. O ses sizi rahatsız edebilir. Dış tarafta başka şöyle size yapacağım. Başka yok. Evet, dış tarafta başka yok dostlar. Arabanın bagajı normal. İşte hatchback'ten biraz hallice, biraz daha büyüğü. İç hacim ben 1.90'ım. Sürüş pozisyonunda o eye cockpit olayı. Eye cockpit'te tam böyle göremiyor olabiliyordum yani. Biraz görmem için kendimi kasıyordum. Ama hani 1.80-1.85'seniz rahat sürüş yaparsınız. Arkaya 3 kişi zor oturuyor. Yani zayıfsa 3 kişi oturur. Eğer biraz kiloluysa 2.5 kişi oturur. Onu belirteyim. İlk dizayn zaten anlatmayayım. Müthiş bir araba. Dizayn olarak yani muazzam. Bir Ford'a bakın, bir Peugeot'a bakın iç dizaynda. Ne kadar geri kaldığını görürsünüz. Diğer araçlar artık yakalamaya başladı tabii artık. Günümüzde diğer markalarda Peugeot kadar güzel iç dizayn yapıyorlar. Şöyle multimedya ve içerideki hassas konulara değinelim biraz. Mesela içerideki piyano bilekler dostlar. Alır almaz direkt kaplatın. Yani üfleseniz çiziliyor piyano bilekler. Bütün araçlar için geçerli, bu Peugeot grubu için değil. Yani piyano bilekler çok canınızı sıkar. Bir anahtar koydunuz, anahtar değdi geçmiş olsun. Hemen leke, hemen çizik. Uğraşır durursunuz. Bana YouTube'dan binlerce soru geliyor bu piyano bilekleri ne yapacağız diye. Direkt kaplatacaksınız arkadaşlar. Kafanız ağrımayacak. İç tarafta eye cockpit'in yani gösterge panelini kesinlikle suyla dokunmayacaksınız. Suyla dokunursanız ekranınız o gösterge paneli değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. 2020 yılındaki araçların da yıkamacıya verip o yıkamacıların tabi bilmediği için cahilce oraya su ve süt benzeri işte temizleme sütleri kullanıldığı zaman o ekran kadran komple gidiyor arkadaşlar. Eğer bunu nasıl temizleyeceğim diye düşünüyorsanız da soruyorsanız da kanalımda videosu var. Onu da anlatmayayım, videoyu izleyin. En azından faydanız olur, faydam olur benim de size. Gösterdim çünkü nasıl temizlik yapacağınızı. O kısım çok önemli, yoksa büyük maliyetlere yol açılır. İkinci el aldıysanız geçmiş olsun zaten. Çok dikkat etmeniz lazım kadran temizliğini. Multimedyası güzel. Fakat mesela start stop'u multimedyadan açıp kapatıyorsunuz. Arabaya her binip indiğinizde start stop'u açıp kapatmak zorundasınız. Dünyanın en saçma şeyi. Fiziksel bir tuş koymamışlar maalesef. Navigasyon TomTom vardı biz aldığımızda. Fransa iptal etti onu. Şu an aktif mi değil mi bilmiyorum. Ses sistemi normal, çok abartı da değil. Bende özel fokal ses sistemi yoktu, normal kendi vardı aracın. Çok aşırı da değil, kötü de değil, orta seviyelerde. Başka şöyle düşünüyorum. Kendinize kişiselleştirebiliyorsunuz. İç mekanı, bindiğiniz işte ambiyans aydınlatmaları vesaireleri araçta. Bunları kendi sürüş şeyinize göre seçebiliyorsunuz oradan. Hasan diye seçtiniz. Hasan'a bastığınız da o renk ve o şeyler olabiliyor. O kadran gelebiliyor. Şehir içi konfor, yol tutuş, süspansiyon, direksiyon bence güzel. Sınıfında iyi durumda. Direksiyon zaten efsane. Yani serçe parmağınızla direksiyonu çevirip
sizi hiç yormuyor. Uzun yolda gayet başarılı, hiç sizi yormuyor. Adaptif ve hız sabitleme zaten güzel çalışıyor. Ve şu an 2008 gidiyor bir tane daha, canım benim. Yani genel olarak arabanın %80'i olumlu, %20'lik kısım olumsuz diyebiliriz. İşte o saydığım size ufak tefek problemler var. Kaportada, işte cam tavanda, iç mekanda piyano bilekli, o özellikle 3D hayalet ekranın, işte o gösterge panel dediğim hayalet ekran, iCockpit'in olduğu yer çok hassas. Yani acayip hassas. Oraya çok dikkat etmeniz lazım. Motor performansı başarılı. Benim anlatacaklarım bunlar. Sizin de soracağınız başka sorular varsa sorun. Belki ben burada atlamışımdır. Çok da videoyu uzatmayayım. Siz sorun. Ben bütün her şeye cevap verebiliyorum zaten. Veriyorum yani. Sıkıntı yok. Allah'a emanet olun dostlar. Bu videodan bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer izliyorsanız da tıkıt yaparsanız sevinirim. 4000'e az kaldı. Yardımcı olursunuz. İyi akşamlar.